merhaba. Ottawa'daki işimiz sona erdi. Şimdi Toronto'ya doğru yola çıktık. Ben de bu arada yoldayken paramedik, Kanada'daki paramedik sistemi hakkında bilgi vereyim hızlıca. 3 tip paramedik sistemi var. Birincisi temel düzey. PCP hemen sol tarafta görüyorsunuz. Bakın rütbesinden de belli. Burada 2 yıl okuyorsunuz, sonra çalışmaya başlıyorsunuz. Aşağıda görmüş olduğunuz ilaçları ve uygulamaları yapıyorsunuz. İkinci düzey ileri düzey paramedik. Burada da yine onaysız ilaçları görüyorsunuz. Burada 3 yıl okuyorsunuz ama 2 yıl okuyup üzerine bir süre çalışıp 3. yılı okumanız gerekiyor. Yine burada da onaysız kullanılan ilaçlar ve yine komutanın onayıyla yapabileceğiniz girişimler yer alıyor. Üçüncüsü burada yer almıyor ama orada da şöyle bir şey var. 3 yıl okuyorsun, üzerine bir süre çalışıyorsun, 1 yıl daha okuyorsun. Yani 4 yıllık okuman lazım. Burada 80'e yakın ilacı onaysız kullanıyorsun. Toraks tüpü ve benzeri gibi şeyler de yapabiliyorsun. Ayrıca şurada yer alan KBRN ve tactical paramedic noktalarında yapabiliyorsun. Aynı zamanda yoğun bakımda çalışabiliyorsun. Hava ambulansında çalışabiliyorsun. Eğer CCP olduysan, yani birinci düzey PCP 2 yıl okuyorsun. İkinci düzey ACP 3 yıl okuyorsun. Dördüncü düzeyde CCP yoğun bakım düzeyi, orada da 4 yıl okuyorsun. Ama direkt 4 yıl okumuyorsun. Yani 2 yıl üzerine bir müddet çalışma okuma, 3 yıl üzerine bir müddet çalışma okuma, 4 yıl ve üzerine çalışma ile sonlandırmış oluyorsun. Burada işte onaysız kullanılan ilaçlar ve komutanın onayıyla yapabildiğim bütün uygulamalar yer almakta, bakın gördüğünüz gibi. Tabii paramedik olduktan sonra özel eğitimlerle işte KBRN'dir, Tactical'dır, onların da yine uygulamalarını yapabilmek için sertifikasyon programlarını alabiliyorsunuz. Görüyorsunuz özel prosedürleri vesaireleri burada olduğu gibi yer alıyor.